İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam gene yaşadığımız dünyanın acı gerçekleriyle yüzleşeceğimiz yaşanmış hayat öyküleriyle birlikteyiz sevgili izleyenler. Zaaflarımızın bizleri sürüklediği acılara tanık olacağımız, bizleri vicdan muhasebesi yapmaya zorlayan sarsıcı, etkileyici, düşündürücü öyküler. Bu öyküleri izlerken gene göreceğiz. Kötülükle, hırsla, bencillikle başkalarının, ailelerinin hayatını karartanlar eninde sonunda kendilerini en koyu karanlığın içinde buluyorlar. Gene göreceğiz ki kötülük cezasız kalmıyor. Gizli dünyalarda önce biraz para sahibi olunca karısını, çocuklarını yüzüstü bırakıp başka bir kadınla yaşamaya başlayan bir adamın ibret dolu öyküsünü izleyeceğiz. Gizli dünyalarda ikinci olarak yanında çalıştırdığı işçileri kandırarak sigorta yapmayan bir iş adamının başına gelenlere tanık olacağız. Sevgili izleyenler, bu öyküleri seyrederken gene vicdanımızın aynasında kendimizi tartacağız. Bizlere insan olmanın rehberliğini yapan bu öykülerden ibret dersi çıkarmayı unutmayacağız. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Ailemizden daha değerli, yuvamızın sıcaklığından daha güzel bir şey var mı? Bu sorumu duyunca biliyorum bunlara sahip olan izleyenlerim şükredecekler. Ama aileleri dağılmış izleyenlerim de biliyorum yuva hasretiyle iç çekecekler. Sevgili izleyenler, bunları niye anlatıyorum? Bir yuvayı dağıtmanın nasıl büyük bir günah olduğunu hatırlatmak için. Ve burada sözüm daha çok erkeklere, yuvanın direği kocalara, yavruların muhtaç olduğu babalara. Sevgili izleyenler, esefle görüyoruz biraz para sahibi olunca bazı erkekler değişiyorlar. O yuvayı kurmak için her fedakarlığa katlanmış eşlerini hor görmeye başlıyorlar. Başka kadınlara gönülleri kaymaya başlıyor. Sonunda karılarını, çocuklarını bir kalemde silip kapıyı çekip gidiyorlar. Bu vicdansızlığı yapmaya hiçbir erkeğin hakkı yoktur sevgili izleyenler. Bu günahın hiçbir mazereti yoktur. Bu günahı işleyenler bedelini bu dünyada ödemeye hazır olmalıdır. Tıpkı şimdi izleyeceğimiz gerçekten yaşanmış öyküde olduğu gibi. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Tanıyamadım. Kusura bakmayın. Kendimi tanıtayım. Ben Park İnşaat Şirketi'nden muhasebe şefi Filiz. Ah, muhasebe şefi mi? Neden? Beklemiyor muydunuz? Yok, ondan değil. Orhan Bey'in yerine böyle genç ve güzel bir bayan görünce biraz şaşırdım. Teşekkür ederim. Ha, lütfen buyurun. Buyurun Filiz Hanım. Çok memnun oldum Filiz Hanım. Orhan Bey'e ne oldu? Orhan Bey işten ayrıldı. Onun yerine getirildim. O zaman yeni işiniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sizinle görüşme sebebime gelince öncelikle şirketimizin eski kayıtlarına bakmak istiyorum. Olup biteni öğrenmem iyi olur. Doğru söylüyorsunuz. İş madem size kalmış. Şirketimizin defterlerini siz tutuyormuşsunuz. Eğer size de zahmet olmazsa bir göz atalım diyorum defterlere. Ne demek? Ne zahmeti? Söylerim bizim çocuklara, birlikte çalışırsınız. Yo, sizden başka kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Ne de olsa siz çok daha tecrübelisiniz. Tamam, peki. İsterseniz yarın burada birlikte çalışabiliriz. Çok memnun olurum. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ah, ne demek? Yarın saat 2 uygunsa bekliyorum. Gayet uygun. Tekrar hayırlı olsun. Umarım sizinle uyumlu bir şekilde çalışırız. Şimdilik iyi günler. İyi günler.
güzel bir kadın. Bu yaşta muhasebenin de başına geçmiş. Oğlum, oynama yemeğini. Yemeyeceğim. Ne demek yemeyeceğim? Çabuk bitir yemeğini, hadi bir tane. Baba, yarın veli toplantısı var, gelebilir misin? Ben çok yoğunum kızım, annen gitsin. Giderim canım. Biraz da para bırakırsan kendime bir şeyler alacağım. Yüz kremim de bitmiş. Kusura bakmayın. Kendimi tanıtayım. Ben Park İnşaat Şirketi'nden muhasebe şefi Filiz. Ne oldu Murat? Canını sıkan bir şey mi var? Yok canım. Aklıma işle ilgili bir şey geldi de. Yemekte olsun, işi unut hayatım. Selçuk, hadi oğlum kahvaltıya. Servise geç kalacaksın. Gel bakalım tokalarını takalım sen. Tamam anne. Gel. Gel. Anne, saçımı acıtıyorsun. Sen de doğru dürüst durmuyorsun ki kızım. Kıpırdama. Günaydın. Günaydın anne. Günaydın anneciğim. Hadi kahvaltıya. Hadi kızım sen de. Bu ne şıklık canım. Akşama toplantı falan mı var? Ya evet. Çok önemli bir iş görüşmem var bugün. Kolay gelsin. Çok yoruyorsun kendini. Hadi kahvaltı hazır. Ha yok, iş yerinde ederim ben. Acelem var, çıkmam lazım. Peki canım. Akşama dolma yapacağım. Gecikme sakın. Tamam tamam, gecikme. Hadi görüşürüz. Çocuklar, görüşürüz. Güle güle baba. İyi işler baba. Sağ ol kızım. Güle güle hayatım. Sağ ol canım. Hadi bakalım çocuklar. Hey, peyniri var. Sütlerinizi de için. Hadi aferin oğlum, sen de iç. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Geç kalmadım değil mi? Yo, ben de şimdi işlerimi toparlıyordum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Bugün sizinle çok işimiz var. Bir an evvel başlasak iyi olacak. Tabii, defterleri hazırlamıştım zaten. Buyurun toplantı masasına geçelim. Tamam. Bu yılın ilk ayıyla başlayalım isterseniz. Tabii. Bunlar kâr marjlarını gösteriyor. Alımlar, satımlar da burada. Tamam. Aylin'cim, sana da çok zahmet oldu. Canım ne olacak? Hem muhabbet ediyoruz. Murat çok seviyor bu dolmayı. Epeydir de yapmamıştım. Aa, biliyor musun? Bizim Nurten boşanıyormuş. Aa, neden? Kocası başka bir kadınla berabermiş. Bu da öğrenir öğrenmez boşanma davası açmış. Bak, çok üzüldüm şimdi. Çocuğu daha küçücük. Öyle. Aman, erkek milleti değil mi? Hepsi aynı. Yok canım. Hepsi aynı değil. Murat hayatta yapmaz öyle şey. Allah kimsenin başına vermesin. Onca yıl kahrını çek, sonra başka bir kadın yüzünden yuvan dağılsın. Ya, ya. Yorulduysanız biraz ara verelim. Yok. Hayır, sizinle çalışmak çok zevkliymiş. İşin bütün inceliklerini öğreniyor insan. İşte, yıllarımızı bu işe verdik. Ben zaman kaybetmek istemiyorum. Bir an önce başarıya ulaşmak istiyorum. Sizde o pırıltı var. Başarıya kolay ulaşacağınıza eminim. Ama bunun için sizden öğreneceğim daha çok şey var. Son iki ayın hesapları kaldı. Onlar da bu defterde. Ya... Benim karnım çok acıktı. İsterseniz bir şeyler getirteyim buraya. Yok yok. Çıkıp bir yerde bir şeyler yiyelim mi? Hem kendimiz hakkında da biraz konuşuruz. Sizi daha yakından tanımak istiyorum. Yemeğe mi? Tamam. Neden olmasın ki? Hadi hemen çıkalım. Ben süper bir restoran biliyorum. Pardon.
şu defterimi. Versene ya. Alamaz ki. Defterimi. Alamaz ne ki. Yapıyorsunuz çocuklar? Anne ya defterimi aldı. Ver ablanın defterini çabuk. Anne Zeynep var ya sınıfından bir çocuğa aşıkmış. Yeter artık. Babanız birazdan gelir. Çabuk odanıza. Babanız gelene kadar da çıkmayacaksınız odadan hadi. Hadi çabuk. Nerede kaldı ki? Çoktan gelmesi lazım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra Cebi de kapalı. Sana inanmıyorum Murat. Harikasın. Evet. Direkt işine son verdim. Aklı sıra beni kandıracak. İş adamı dediğin senin gibi olur. Ben olsam savcılığa da verirdim. Sen gerçekten gözü kara bir kızsın Filiz. Söyle bakayım. Erkek arkadaşın nasıl dayanıyor sana? Erkek arkadaşım mı? Hayatımda kimse yok ki. Zaten aşık olacağım biri henüz karşıma çıkmadı. Senin gibi bir kızın sevgilisi yok mu ya? Çevremdeki erkekler hep genç. Benim birlikte olacağım adam olgun olmalı. Maddi gücü olmalı. İşte bu yüzden bence senin karın çok şanslı. Neden? Çünkü sende bir erkekte arayacağım bütün özellikler var. Bende mi? Bir kere çok çekicisin. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Filiz? Evet. Hem de ilk gördüğüm andan beri. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Neredesin Murat? Allah'ım başına kötü bir şey gelmiş olmasın. Neredeyse sabah oluyor. Murat? Neredesin bu saate kadar? Arkadaşlarla yemeğe gittik. Ne var bunda? İnsan bir haber verir. Nasıl merak ettim biliyor musun? Unutmuşum Selma. Büyütme işte. Cebin neden kapalıydı peki? Kapalı değildi. Ne bileyim ben. Gittiğim yerde çekmiyordu herhalde. Biraz daha gecikseydin polisi arayacaktım. Selma büyütme istersen. Arkadaşlarınla yemeğe de mi çıkamayacağım artık? Murat. Saat sabahın 3'ü. Tamam haklısın ama uzatma artık. Hadi ben yatıyorum çok yorgunum. Murat, sen yine de dikkat et. Bu yaşta kaptırma kendini. Kaptırdım bile Kenan. Hayatımda ilk defa böyle bir şey hissediyorum. Aşk dedikleri bu demek. Murat, iyi ama karını da ihmal etme. Durumu anlamasın. Vallahi artık umurumda bile değil. Bazı geceler eve bile gitmiyorum. Selma da aptal değil ya. Ne olduğunu anlamıştır herhalde. Benden söylemesi. Sonra pişman olmayasın. Şimdi karım falan düşünecek halim yok. Neyse ya, senin işler nasıl gidiyor? Avukatlık ne olacak? Adliye koridorlarında sürünüyoruz. Senin gibi değiliz yani. Aman Kenan. Bu nasıl Yasemin? Fazla dekolte değil mi? Ya kızım olacak o kadar. Bu akşam çok çarpıcı olmam gerekiyor. Ya ne var ki bu akşam? 2 ayda istediğim kıvama geldi. Artık evlilikten bahsetmenin zamanıdır. Ne yani? Karısını boşayıp seninle mi evlenecek? Ne sandın? Ben öyle metres falan olamam. Sadece aldığı hediyelerle mi geçineceğim? Kızım seviyor musun sen bu adamı? Ay nesini seveceğim ya? Neredeyse babam yaşında. Ama karısı olursam hazır kurulu bir işin başına geçeceğim demektir. Sonra adamın bir sürü evi var. Antalya'da villası var. Senden korkulur kızım.
Ben bu elbiseyi alıyorum. Hadi çıkalım artık. Daha kuaföre gideceğim. Ben bunu alıyorum. Tabii efendim, yardımcı olayım. Canım, sen değil miydin bana kocama güveniyorum diye? Yok Aylin. Artık eminim başka bir kadın var. Geceleri eve gelmiyor. Çok değişti, çok. Ah be Selma. Ne desem ki? Erkekler böyle işte. Çocuk gibiler. Yok Aylin. Bunca yıldan sonra bana bunu yapamaz. Bir hastalık kabul et. Görmezden gel. Bu da geçer. Nasıl kabul ederim? Evlendiğimizde bir şeyimiz yoktu. Bugünlere birlikte geldik. Tam rahat ettik derken. Erkekler böyledir işte. Elleri biraz para görünce gözleri dışarıda kalır. Sabredeceksin. Ben ister miyim ayrılmak? Ama o beni istemiyorsa elimden ne gelir? O kadar güzelsin ki. Böyle saatlerce sana baksam. Filiz. Söyle aşkım. Bir ev tutalım mı? Artık seninle beraber yaşayalım. Ya bunu bana nasıl teklif edersin Murat? Bana yakışır mı? Ama artık sensiz olamıyorum. Ben de aşkım. Ben de sensiz bir gece bile geçirmeye dayanamıyorum. Ama beraber yaşamak olmaz. Çevrem ne der? Ne düşünür hakkımda? Zaten ailem de evlenmem için baskı yapıyor. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Nasıl yani? Yani sen evlisin Murat. İlişkimizin bir sonu yok. Sanırım en doğrusu ayrılmamız olacak. Hayır. Bir daha sakın bana ayrılmaktan bahsetme. Karımdan hemen boşanırım. Sonra evleniriz, olur mu? Boşanacak mısın? Yok. Ben yuva bozan kadın olamam. Benim evliliğim çoktan bitmişti bir tanem. Ben sadece seni seviyorum. Gerçekten mi? İnşallah hata yapmıyorsundur Murat. Karın boşanacağını biliyor mu? Daha söylemedim. Önce halletmem gereken birkaç iş var. Ne işi? Sen avukatsın, bilirsin. Şimdi ben boşanırsam mal varlığımın yarısı karıma kalır, değil mi? Evet. Yeni yasa böyle. Anladım. Ama ben bunu göze alamam Kenan. Filiz güce çok önem veren bir kadın. Beni güçsüz görmesine dayanamam. Peki Murat, ailen ne yapacak? Nasıl geçinecekler? Onlar yetecek kadar nafaka veririm ben. Ama şimdi her şeyin kontrolü bende olmalı. Tapular senin üzerine mi? Benim üzerimde. O zaman boşanmadan önce bütün mallarını başkasının üstüne devredeceksin. Karım o zaman hiçbir hak iddia edemez mi? Hayır, edemez. Boşandıktan sonra devrettiğin kişiden yine kendi üzerine alırsın. Yeniden kazanmış gibi. Anladım Kenan. Ama kime devredebilirim ki? Çok güvendiğim biri olmalı. Nasılsa evleneceğiz. Her şeyi Filiz'in üzerine yaparım. Ondan sonra da karıma boşanma davası açarım. Emin misin Murat? Ona gerçekten bu kadar güveniyor musun? Elbette Kenan. Kimseye güvenmediğim kadar. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Alo. Alo. Yasemin, bil bakalım ne oldu? Ya hayatta tahmin edemezsin. Murat karısından mal kaçırmak için her şeyin benim üzerime yaptı. Ya vallahi çok ciddiyim kızım. Şimdi devir işlemlerini yaptık. Artık zenginim, anladın mı? Zenginim, zengin. Hadi. Bu işi daha fazla zorlaştırma Selma. Ben sana ne yaptım? Bunca yıl hayat arkadaşın oldum. Seni hep sevdim. Selma, anlasana. Ben başka birini seviyorum. Peki çocuklar ne olacak? Onlara nasıl söyleyeceğiz? Mantıklı bir dilde anlatırız. Beraber yaşarsak onlar da mutsuz olur. Ben size yetecek kadar nafaka vereceğim, merak etme. Avukata dilekçe verdim. Yakında sana da ulaşır. Umarım mahkemede bir zorluk çıkartmazsın. Murat. Efendim Selma. Eğer bir gün kötü bir duruma düşer de yalnız kalırsan, ben senin yanında olurum.
yalnız kalacağımı hiç sanmıyorum Selma. Yapma böyle Selma. Hadi topla artık kendini. Bak iki tane çocuğun var senin. Onlar için güçlü olmalısın. Onlar da olmazsa. Neyse en azından malların yarısı senin olacak. Ele güne karşı muhtaç kalmazsın. Para umurumda değil. Aa, ne diyorsun sen? Yalnız başına bir de beş parasız kalsan daha mı iyi? En azından birkaç ev sana kalır. Onların kirasıyla geçinip gidersin. Alo. Buyurun avukat bey. Evet biliyorum. Ne dediniz? Hayır olamaz. Sattığından haberim yok. Dört evi de mi satmış? Peki yazlık? Ama nasıl olur? Yok hayır. Bunu da yaptı demek. Size de iyi günler avukat bey. Bu kadarı da olmaz. Ya sakin ol Selma, ne olmuş? Her şeyi o kadının üstüne yapmış. Nasıl ya? Bu nasıl vicdansızlıktır? Bir de planlamış bunları ha? Evet Aylin. Allah'ım sen Murat'ın aklını başına getir. Selma harap etme kendini bu kadar. Hadi her şey yoluna girer. Selma. Yarın bu iş bitiyor sevgilim. Tek celsede boşanıyorum. Biletleri aldın mı? Evet güzelim. Boşanır boşanmaz Antalya'ya uçuyoruz. Döner dönmez de evlilik işlemlerini başlatırız. Sonunda senin karın olacağım ha? Yarın öğleye doğru burada bekle beni. Sabah mahkeme biter bitmez buraya geleceğim. Havaalanına buradan gideriz. Tamam canım. Gereği düşünüldü. Taraflar şiddetli geçimsizlikten boşanmak için mahkememize başvurmuş olup iki tarafın da boşanma taleplerinin kabulüne ve boşanmalarına karar verilmiştir. Teşekkür ederim avukat bey. Görüşürüz. Geçmiş olsun kızım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce birlikte geldiğiniz sarışın hanımefendi size bu zarfı bıraktı. İşi varmış hemen çıktı. İşi mi varmış? Evet efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Murat, arzu ettiğim her şeye sayende kavuştum. Ama sen de kabul edersin ki ömrümü seninle geçiremezdim. Beni aramaya kalkma. Elveda, Filiz. Ne? Ne demek şimdi bu? Filiz, bu bir şaka mı? Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Nasıl yani? Ama bu olamaz. Bana böyle bir şey yapamaz. Allah'ım. Ben ne yaptım? Her şeyimi ona verdim. O da beni bırakıp gitti. Her şeyimi aldı. Allah'ım, şimdi ben ne yapacağım? Ne evim kaldı, ne barkım, ne de param. Murat Bey, iyi misiniz efendim? Mahvoldum ben. Biliyor musun? Bittim ben. Bittim. Her şeyim gitti ne varsa. Malım, param, her şeyim gitti.
kimsem yok artık. Şu dünyada yapayalnız kaldım. Ne yapabilirim ki? Kime giderim? Kime sığınabilirim ki? Murat. Efendim sen. Eğer bir gün kötü bir duruma düşer ve yalnız kalırsan, ben senin yanında olurum. Selma. Selma. Murat? Evet. Ben Selma. Seni bırakıp giden kocan. Nedir bu halin Murat? Ben her şeyimi kaybettim Selma. Ben mahvoldum. Gidecek hiçbir yerim yok. Ne diyorsun sen Murat? Ne oldu? Allah cezamı verdi Selma. Sana yaptıklarımın, çocuklarıma yaptıklarımın cezasını verdi. Eğer bir gün kötü duruma düşersen, yalnız kalırsan, ben senin yanında olurum demiştin Selma. Ama artık hiçbir şeyim yok. Murat, biz evlendiğimizde de hiçbir şeyimiz yoktu. Hadi gir içeri. Çocuklar babalarını bekliyor. Hadi gir, üşütme orada. Sevgili kocalar, sevgili babalar, dışarıdaki sahte mutluluklar yuvanızdaki mutluluğun zerresi bile olamaz. Sonradan mutlaka pişman olacağımız bir günah için eşimizi, çocuklarımızı bedbaht etmeyelim. Vebal altına girmeyelim. Bu günaha girenler günün birinde gerçek sevginin nerede olduğunu anlarlar ama iş işten geçmiş olur. Sevgili izleyenler, temiz bir vicdan kadar yumuşak bir yastık yoktur. Kendilerini kötülükten, günahtan, yalandan uzak tutan insanlar, vicdanları rahat, en mutlu insanlardır. Ama üzülerek görüyoruz, iyice maddileşen dünyamızda insanlar birkaç kuruş için vicdanlarını susturuyorlar. Haram para uğruna kötülük işlemekten, yalan söylemekten çekinmiyorlar. Günahlarının dikenli yastığına başlarını koyarak çaldıkları paraların rüyalarıyla uyuyorlar. Sevgili izleyenler, gizli dünyalarda şimdi izleyeceğimiz öykü de işçilerini kandırarak sigorta primlerini yatırmayan haris bir iş adamının ibret verici öyküsü. Yalanın ve kötülüğün cezasız kalmadığına bir kere daha tanık olacağımız gerçekten yaşanmış bir öykü. Bu akşam yine mesai varmış Şükrü abi. Ne yapalım? Çalışacağız. Ekmek kapımız. Çalışmayacağız diyen yok abi. Ama biz de insanız ya. Nefes aldırmıyor ki. 3 kuruş paraya talim ediyoruz. En azından işim var Tarık. Memlekette işsiz o kadar çok adam var ki. Sen haline şükret. Nereye kadar Şükrü abi? Her gün gecelere kadar buradayız. Bari mesai ücreti versin. O da yok. Başka bir iş bulsam hemen giderim. Şu mübarek Ramazan'da nankörlük etme. İyi kötü bir maaşımız var. Hem sigortalıyız da. Çoğu işveren sigorta yaptırmıyor. En azından hayat güvencemiz var, emekliliğimiz var. Ya sen ne kadar kanaatkar bir insansın Şükrü abi ya. Halime şükretmeyi biliyorum sadece. Beterin beteri var. Aslında haklısın abi. Hadi bakalım. Çeneyi bırak da şuradaki tabakaları da getir. Çalışmaya da ekmek yok. Hemen abi, getiriyorum. Evet Fikret.
Haftaya yetiştireceğim, sen merak etme. Elemanlar gece gündüz çalışıyor. Tamam Fikret. Ödeme peşin ha, sonra bir sorun yaşamayalım. Hadi Fikret, kendine iyi bak. Haftaya malın teslimatını yapıyoruz. Her akşam mesai var ona göre. Mesai var ama para yok. Ne oldu? Bir şey mi var Tarık? Yok. Yok bir şey de. Mesai parası alacak mısın? Mesai parası mı? Siz ne nankör adamlarsınız be. İşimiz var. Maaşımızı alıyoruz demiyorsunuz da. Sadece şikayet ediyorsun. Yok ben sadece şey için. Senin gibi yüzlerce adam kapımda bekliyor. İşine gelmiyorsa gidersin. Fesatlık yapacağınıza halinize şükredin. Tarık. Tarık uzak. Hadi. Herkes işinin başına. Haftaya kadar nefes almak yok. Şuraya. Neredeyse sabah olacak. Hayat mı bu be? Bir hafta daha dişini sık. Sanki sonra bitiyor. Bak Tarık, sana bir abi nasihat. Hadi gidelim. Çok konuşanı hiçbir iş yerinde yaşatmazlar. Ama abi haksızlığa gelemiyorum. İyi tarafından bak biraz. En azından maaşımız var, sigortamız var. Bunları bulamayanlar ne yapsın? Ya. Geldim Vildan. Sen neden uyumadın? Sahuru birlikte yapalım dedim. Neredeyse ezan okunacak. Hemen şu yemeği ısıtayım ben. İş yerinde yemedin değil mi? Yok. Çalışmaktan yemeğe vakit kalmadı. Bilmez miyim ne zalim adam şu patronun. Yemek bile vermeden sabaha kadar çalıştırılır mı hiç insan? Öyle deme Bildan, iş bu. Ekmek paramız. Ya işim olmasaydı? Zam yapmadı ne zamandır. Sen hala patronunu koru. Buna da şükür Bildan. Her ay maaşımı alıyorum. Sigortam var. Allah korusun başımıza bir hal gelse ortada kalmayacağız. Zaten o da olmasa hiç çekilecek iş değil ya. Neyse. Şükrü, iyi misin? Sırtıma çok fena bir ağrı saplandı Vildan. Bir de ateş bastı bana, hiç iyi değilim. Aa, birdenbire ne oldu sana? Şu tere bak. Su gibi olmuşsun. Dur sırtına bir havlu koyayım. Şükrü, Şükrü ne oldu? Şükrü ne oldu? Allah'ım sen yardım et. Kalbim Vildan, nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Ambulans. Acil. Evet adresi veriyorum. Geçmiş olsun. Kalp krizi geçirmişsiniz. Kalp krizi mi? Evet. Görünüşe göre kalp damarlarından biri tıkalı. Acil bypass yapmamız gerekiyor. Hemen mi? Evet. Yarın sabah işlemlerinizi yapalım. Hastaneye yatışınızı ayarlayın. Sigortanız var mıydı? Var doktor bey. Tamam o zaman. Masrafları sigorta karşılayacaktır. Epey pahalı bir ameliyat bu. Bak gördün mü Vildan? Şükret ki sigortamız var. Yoksa ne yapardık? Evet haklıymışsın bey. Ameliyat tehlikeli midir doktor? Endişe etmeyin. Yarın işlemlerinizi tamamlayın yeter. Kocanız eskisinden daha sağlıklı olacak. İnşallah doktor bey. Hadi şimdi siz biraz istirahat edin. İyi geceler, geçmiş olsun. Teşekkür ederim doktor bey. Teşekkürler doktor bey.
Çok korkuttun beni Şükrü. Sana bir şey olsa ne yapardım ben? Korkma hanım. Bak ameliyattan sonra çok daha iyi olacakmışım. Hadi sen uyu artık. Yarın işlemlerini hemen başlatalım da ameliyatın gecikmesin. Hallettin mi sigorta işlerini? Hayır. Bir sorun var Şükrü. Ne sorunu? Sen sigortalı gözükmüyorsun. Olur mu hiç? Bulamamışlardır. Yıllardır bu iş yerinden sigortalıyım ben. Sigortan yıllardır yatırılmamış Şükrü. Olur mu öyle şey Vildan? İşe girdiğim ay beni sigorta yaptığını söyledi patron. Gerçi hiç gerekmediği için kontrol etmedim ama... Patronu seni kandırmış işte Şükrü. Yok, sigortan yok. Saçmalama Vildan. Adam neden yalan söylesin? Para ödememek için. Ne yapacağız Şükrü? Sigortan olmadığı için ameliyatı yapamıyorlar. Hastanede de yatırmıyorlar. Biz nasıl vereceğiz onca parayı? Patronum bana böyle bir kazık atmaz. Mutlaka bir yanlış olmalı. Gidip konuşacağım onunla. İnşallah Şükrü, inşallah. Yoksa ne yaparız biz? Saat kaç oldu? Nerede Şükrü? Hala niye gelmedin? Sabah karısı telefon açtı Engin Bey. Gece kalp krizi geçirmiş. Hastanede yatıyormuş. Kalp krizi mi? Nasılmış durumu? Ameliyat olması gerekiyormuş. Birazdan arayacağım. Hay Allah ya. Bu kadar işin arasında. Nasıl yetiştireceğim ben bu malı haftaya? Yetiştiririz Engin Bey. Merak etmeyin. Aksiliyemem. Nasıl tamamlayacağız bu siparişi? Hadi çocuklar daha hızlı, daha hızlı. Allah'ım ne hallere düştük. Ne yapacağız şimdi biz? Telaş yapma Vildan. Gidip konuşacağım patronla. Yanlışlık düzelince hastaneye tekrar yatarım. İnşallah dediğin gibi olur. Merak etme Vildan. Koskoca adam yalan söyleyecek değil ya. İyi bir iş aldık Naci. Bir haftaya kalmaz malları yolluyorum. Sonra para peşin elimde. Öyle öyle. Bu devirde ticaret yapacaksın. Akıllı oynayacaksın. Bir saniye Naci. Gir. Bekle biraz. Tamam kardeşim. Akşama görüşürüz o zaman. Bir şeyler yer kafa dağıtırız. Tamam saat 8 diyelim. Hadi hoşça kal. Sen hastanede yatmıyor muydun Şükrü? Ne işin var burada? Evet Engin Bey. Yatıyordum. Ama bir sorun çıktı. Ameliyat olmam gerekiyormuş. Geçmiş olsun. Neden olmadın peki? Sigortalı değilsin diyorlar Engin Bey. Herhalde bir yanlışlık var. O yüzden geldim. Sigorta mı? Evet. 4 yıldır burada sigortalıyım. Nasıl olduysa bulamamışlar. Siz yardımcı olursunuz diye düşündüm. Senin burada sigortan yok ki. Yok mu? Yok tabii. O sigorta dediğin ne kadar tutuyor haberin var mı senin? Size sigorta ödesem o maaşlarınızı verebilir miydim sanıyorsun? Ama Engin Bey, işe başlarken siz öyle demiştiniz. Hemen sigortamı başlatacaktınız. Üzerinden 4 yıl geçmiş. Ben nereden hatırlayacağım sana dediğimi? Ama nasıl olur Engin Bey? Şükrü uzatma. Sigorta migorta yok diyorum sana. İşine gelirse. Engin Bey, yıllardır az bir paraya çalıştım yanınızda. Hep sigortan var diye katlandım. Sesimi çıkarmadım. Şükrü yeter çok konuştun. Yıllardır ekmeğimi yedin. Şimdi karşıma geçip benden hesap mı soruyorsun? Bakın ekmeğimi alnımın teriyle kazandım ben Engin Bey. Sadaka istemedim sizden. Ama siz beni kandırdınız. Bu ahlaka sığar mı? Başlatma şimdi ahlakına. Senden mi öğreneceğim? Çek git artık. Şu mübarek Ramazan'da beni ortada bıraktınız ya. Bu atölyeye verdiğim bunca yıllık emeğim haram olsun. Hakkımı helal etmiyorum size. Hadi çek git. Bir daha da buraya uğrama. Kendine başka bir kapı bul. Gidiyorum Engin Bey. Zaten bu halde çalışamam. Siz beni böyle çaresiz bir durumda bıraktınız ya. Allah bu yaptığınızı size ödetecektir.
Burcu abi. Dur bir dakika ya. Nereye? Sen haklıymışsın be Tarık. Ne oldu abi? Sigortamı hiç ödememiş. Meğer yıllarca kandırmış beni. Konuşunca işten de kovdu. Şimdi ne yapacağım ben? Bunu o şerefsizden beklerdim. Abi iş çıkışı uğrarım sen. Bir hal çaresi düşünürüz. Hastasın zaten. Daha fazla üzme kendini. Engin Bey yerinde değil mi? Yukarıda. Gel. Rahatsız etmedim ya. Oho Metin sen misin? Hayırlı Ramazanlar Engin Bey. Sağ ol, hoş geldin. Geç otur şöyle. Hoş bulduk. Beni yine soymaya mı geldin? Aşk olsun Engin Bey. Bir sene doldu. Atölyenin sigortasını yenilemek için geldim. Ne çabuk geçmiş zaman. Neredeyse sigorta süresi doluyor. Atlamamak lazım. Malum. Hı hı. Burası koca bir atölye. Eskaza bir iş gelse başına. Tövbe de Metin. Bütün sermayemi bu atölyeye yatırdım ben. Buraya bir şey olursa mahvolurum. Biz de bu yüzden çalışıyoruz Engin Bey. Allah korusun. Bir yangın çıksa, atölyeniz yansa ya da ne bileyim deprem olsa hiç kaybınız olmayacak. Sigorta zararınızı kuruşu kuruşuna karşılıyor. Bu senenin primleri ne oldu? 3,5 milyar. Yapma ya, bayağı artmış be. Engin Bey, 3,5 milyar veriyorsunuz, 200 milyar sigortanız oluyor. Elimiz mahkum, ne yapalım vereceğiz. Al bakalım. Tamamdır Engin Bey. Ben sizin sigorta poliçenizi hazırlamıştım. Artık içiniz rahat olsun. Aman Metin bir aksilik olmasın. Burada bütün servetim yatıyor. Siz merak etmeyin. Hadi hayırlı olsun. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Allah yine de kazadan beladan korusun. Amin amin. Görüşmek üzere. Hadi bakalım sana da kolay gelsin. Sağ ol. Şu mübarek Ramazan'da başımıza gelenlere bak. Ne vicdansız, ne ahlaksız bir adammış o. Bunca yıl köle gibi çalıştırdı seni yanında o. Yaptığı insanlığa sığar mı? İnandım be Vildan. Yıllarca kandırmış beni. Bunca yıl ona para kazandırdım. Karşılığı buymuş demek. Ona kazandırdığım paralar haram olsun. Şimdi biz ne yaparız? Ameliyat parasını nereden buluruz? Allah büyüktür, adaletlidir hanım. Bu yaptığı yanına kar kalmaz. Acısını ondan mutlaka çıkartır. Tamam Naci. Ben şimdi çıkıyorum atölyeden. Yok yok, geç kalmam. Merak etme. Birkaç yere uğrayacağım sadece. Restoranda buluşuruz. Bir şeyler içeriz. Oldu kardeşim. Sana da. Elinizi çabuk tutun. İşi bitirmeden çıkmayın ha. Yarın malı teslim edeceğiz. Hayrola, neyiniz var sizin? Biraz önce haber geldi. Şükrü abi kalp krizi geçirip ölmüş. Cenazesi ikindi namazında kılınacakmış. Ha, bizim Şükrü Usta. Allah rahmet eylesin, kader işte. Pek kader değil Engin Bey. Ameliyat olacak parayı bulamadığı için. Sigortası olmadığı için. Sigorta migorta deyip benim sigortalarımı attırmayın. İşine gelmeyen çeker gider. O kadar. Engin Bey. İzin verirseniz Şükrü abinin cenazesine gideceğiz. Tamam tamam gidin. Ama çabuk dön. Yapılacak işler var daha. Ne iyi yaptık da geldik. Bu iş stresi beni mahvediyor. Öyle Engin'ciğim. Kolay değil. Bu kadar adam çalıştır. Borç öde. İş yetiştir. Ya bugün de aksi gibi eski ustalarımdan Şükrü ölmüş. Bütün atölye cenazeye gitti. Yarına iş nasıl yetişecek bilmiyorum. Bakma sen. Cenaze falan da bahane. Bu işçi milleti işten kaytarmak için her yolu dener. Onların hepsi nankör.
Yok, Şükrü ameliyat parası bulamadığı için ölmüş. Sanki adamı ben öldürdüm. Ne alakası var kardeşim? Ya bu Şükrü kendini sigortalı zannediyormuş. Sigortanın kaç para olduğundan haberleri yok. Nasıl öderim o kadar parayı ben? İşleri olduğuna sevinmiyorlar da bir de sigorta bekliyorlar. Öyle tabii. Böyle bir tanesini acıyım dersen diğerleri de hak bulur, dikilir karşına. Tabii canım. Yanımda o kadar adam çalıştırıyorum. Hepsine sigorta yapsam şimdi batmıştım be. Çok doğru söylüyorsun. Çok yorulmuşum ya. Şükrü abinin cenazesi de alt üst etti beni. Etmez mi abi? Karısının feryatları benim de yüreğimi parçaladı. Şükrü abi Engin Bey öldürdü. Sigortası olsa ölmezdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Şalterleri indirdin mi? Son günlerde elektrik kaçak yapıyor. Ahmet indirmiştir. Hadi çıkalım artık. Kontrol edecek halim yok. İyi hadi çıkalım o zaman. Geçen ay sigortacı Metin geldi. Yeni primlere bayağı zam gelmiş ya. Yine de elimiz mahkum verdik. Ben de geçen hafta yeniledim. Ama yaptırtmak lazım. Allah korusun. Dükkanın başına bir iş gelse... Hayatta en korktuğum şey. Bütün servetimi o atölyeye yatırdım. Neyse canım. Bir şey olsa da nasıl olsa sigortan var. O öder. Sağ ol. Benim borsadaki kağıtlar bayağı değer kaybetti. Satsam mı, beklesem mi bilmiyorum. Yok, sakın satma bekle. Zarar edersin yoksa. Hem yükselecek diyorlar bu hafta başı. İnşallah. Zaten pek de fazla bir şey yok ya. Alo. Evet benim. Ne, yangın mı çıktı? Her şey yanmış. Hiçbir şey kalmamış. Mala gelsin, cana gelmesin. Bu kadar dert etme. Her şeyi yeniden başlarsın. Öyle ama bu hala çok sipariş vardı. Şimdi ne yapacağım ben? Hepsini kaçıracağım. Hemen sigortacını ara. Tespit için gelsinler. O kadar para verdin. Zararın neyse ödesinler. Doğru ya. Hemen Metin'i arayayım. Alo Metin, ben Engin. Oho Engin Bey, buyurun. Metin, atölyede yangın çıktı. Her şey yandı. Hiçbir şey kalmadı. Abi ne diyorsun? Metin, hemen bir eksper yolla. Şey, abi. Sen ne geveliyorsun Metin? Senin sigortan daha yapılmamıştı. Ne demek yapılmadı? Daha yeni ödemedin mi? Abi bak, bu yıl bir sorun çıktı. Daha işleme konmadı. Oğlum sana 3,5 milyarlık çek yazdım bir ay önce. Ne demek işleme konmadı? Maalesef abi. Oh, Allah'ım sen bana yardım et. Ulan mahvettin lan sen beni. Nasıl yatırmazsın sigorta primimi? Metin! Metin! Aşağılık herif. Ne oldu Engin? Allah'ım bu olamaz. Bu sigortacı beni dolandırdı. Sigortan yok diyor. Saçmalama Engin. Olur mu öyle şey? Sigortayı nasıl yatırmaz? Hangi ahlakası var bu? Olur Naci, olur. Ama Engin Bey, işe başlarken siz öyle demiştiniz. Hemen sigortamı başlatacaktınız. Üzerinden 4 yıl geçmiş. Ben nereden hatırlayacağım sana dediğimi? Ama nasıl olur Engin Bey? Çünkü uzatma. Sigorta migorta yok diyorum sana. İşine gelirse... Siz beni böyle çaresiz bir durumda bıraktınız ya. Allah bu yaptığınızı size ödeyecektir Engin Bey. Allah bana yaptıklarımı ödetti Naci. Ben de Şükrü Usta'yı kandırmıştım. Sigortasını yaptırmamıştım. Onu çaresiz bıraktım. Onu öldürdüm.
Kısasa kısas. Şimdi günahımın bedelini ödeme sırası bende. İlahi adalet kimseye yaptığını yanına bırakmıyor. Şükrü Ustar'ın öldüğü gün ben de öldüm Naci, ben de. Evet sevgili izleyenler, gene gördük. İyiliğin olağanüstü zenginliğinden habersiz insanlar hak yemeği hüner, hırsızlığı meşru sanıyorlar. Vicdanlarını susturup cüzdanlarını şişirmeye çalışıyorlar. Ta ki ilahi adaletin tokadını yiyene kadar. Gene gördük ki kötülükle elde edilen para hayretmiyor. Kötülük yapan er ya da geç cezasını buluyor. Kötülük yapan ilahi adaletin pençesinden kurtulamıyor. Allah hepimize temiz bir vicdanın yumuşak yastığında uyumayı nasip etsin. Gizli dünyaları izlediniz. Yeniden buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.